Bazen bir fotoğraf ya da çizim, kelimelerle anlatmakta zorlandığımız bir konuyu mükemmel bir şekilde özetleyiverir. Gerilim, direnç ve akım kavramlarını da bu çizimin çok güzel anlattığını düşünüyorum. Gerilimin basınçla benzerliği, direncin akımın geçişine zorluk göstermesi çok iyi ifade edilmiş. Bir devrede direnç ne kadar fazla ise voltaj kaybı da o kadar fazla olacaktır. Bir multimetre yardımıyla alternatörün bat ucu ile bataryanın artı ucu arasındaki hatta direnç sorunu olup olmadığı hızlı ve basit şekilde ölçülebilir. Motor çalışır durumda ve far, cam restansı, klima fanı gibi alıcılar açıkken alternatörün bat ucu ile bataryanın artı ucu arasında gerilim düşümü 0.3 volt veya başka bir ifadeyle 300 milivoltu geçmemelidir. Araç üzerinde artı hatta ölçülen değer 0,180 volt veya diğer bir ifadeyle 180 milivolt. Aynı ölçümü alternatörün gövdesi ile akünün eksi ucu arasını tekrarlayalım. Görüldüğü gibi ölçülen değer 0,053 volt. Diğer bir ifadeyle 53 milivolt. Her iki hatta da ölçülen değerler sınır değerin altındadır. Bu test yüklü ve yüksüz iki durumda yapılabilir. Amaç alternatörün performansını görmektir. Akü tam şarjlı olmalıdır. Motoru çalıştırıp devri 2000 devre getirelim. Benzampermetreyi alternatör bat ucu kablosuna bağlayalım. Ve ölçülen akım değerini araca ait teknik değerlerle karşılaştıralım. Yüklü testte ise far, cam restansı, klima fanı gibi alıcılar açarak ölçümü tekrarlayalım. Genel olarak ölçülen değer 30 amperden fazla olmalıdır. Ancak aracın teknik değerleriyle karşılaştırmak en doğru yöntemdir. Şarj voltajı kontrol edilmelidir. Örnek olarak şarj geriliminin sınır değerlerini görüyoruz. Fırça veya diğer adıyla kömürler, rotora elektrik iletimini sağlayan parçalardır. Sürtünme nedeniyle aşınırlar. Fırça boyu kontrol edilir. Örnek olarak standart fırça boyu ve minimum fırça boyu uzunluklarını görüyoruz. Fırçaların sürekli temas halinde olduğu kolektör halkaları da aşınabilmektedir. Bu yüzden kontrolü gerekir. Örnek olarak standart çap ve minimum çap değerlerini görüyoruz. Rotor sargı direnci ölçülür. Örnek olarak direnç değerini görüyoruz. Rotor sargıları seri lamba ile de kontrol edilebilir. Gövdeye kısa devre kontrolü multimetrede değer okunmamalıdır veya seri lamba yanmamalıdır. Statör sargılarının ortak uçlarında çok küçük bir direnç değeri okunmalıdır. Diğer sargılarda ve gövdede değer görülmemelidir. Aynı kontrol seri lamba ile de yapılabilir. Daha önce belirttiğimiz gibi statör sargılarında meydana gelen alternatif akım pozitif yönlü diyotlar ve negatif yönlü diyotlar aracılığı ile doğru akıma çevrilir. Diyot tablası ve diyotları görüyoruz. Tablo gövdesi ile tümleşik olan diyotlar negatif yönlü, yalıtılmış olan diyotlar ise pozitif yönlü diyottur. Pozitif yönlü diyotlarda
tablonun bat ucuna bataryanın eksi, diyot bağlantı ucuna da seri lambanın artı ucu temas ettiğinde lamba yanmalıdır. Tersinde yanmamalıdır. Aynı ölçümü multimetre ile yaptığımızda eksi prop bat ucunda, artı prop diyot bağlantı ucunda multimetrede değer okunmalıdır. Tersinde değer görülmemelidir. Gövdeye seri lambanın artı ucu, diyot bağlantı uçlarına da eksi gerilim uygulandığında lamba yanmalıdır. Tersinde lamba yanmamalıdır. Multimetre ile ölçümde artı prop gövdede, eksi prop diyot bağlantı ucunda multimetrede değer okunmalıdır. Tersinde değer görülmemelidir.